Milletvekilimiz Sayın Yücel Bulut'un konuşması ve dilek ve temenniler, kapanış konuşması. Uçlaşma ve huzurun adresi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'dır. Daha 2 gün önce kendisine gazeteci diyen bir şaşkın, bir edepsiz, bir terbiyesiz, bakınız bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na benim burada zikredemeyeceğim bir terbiyesizlikle hakaret etti. Şimdi soruyorum, Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu sorgulayanlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu anlamlandıramadığını ifade edenlere, sizin için anlamlı olması adına Milliyetçi Hareket Partisi 70'li yıllardan beri Türk milletini kan ve gözyaşına mahkum edenlerle aynı siyasi çizgiden duracaktır. 2 gün önce, 3 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımıza edepsizce hakaret eden bu gazeteci müsveddesiyle mi aynı yerde duracaktı? Milliyetçi Hareket Partisi de onların kervanına katılıp sırf Recep Tayyip Erdoğan alaşağı edilsin de ülke ne hale geliyorsa gelsin diyecek kadar şirazesinden çıkmış olan Kandil uçaklarıyla ve beslemeleriyle mi yan yana duracaktı? Zinhar tek bir ülkücünün ve tek bir Türk milliyetçisinin temenni edebileceği bir şey değildir. Bizler eğer ki devletimizi tüm dünya aynı anda içimizde 50 yıldır besledikleri terör örgütleriyle birlikte yan yana durarak ve onları taşeron olarak kullanarak tüm dünya eğer bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını alaşağı etmek üzere plan ve eylem kuruyorsa Türk milliyetçileri de Anadolu'da, Reşadiye'de, Erbaa'dan, Niksar'dan, Kerkük'te hep beraber haykırmak zorundadır. Madem ki derdiniz Recep Tayyip Erdoğan, madem ki onu alaşağı etmek niyetindesiniz, biz de Türk milliyetçileri ve ülkücüler olarak buradan hepinize hodri meydan diyoruz. İndirebilirseniz indirin. Biz tam 50 yıl boyunca bir iddia ortaya koyduk. Eğer bu iddianın arkasında duramıyorsanız ben Milliyetçi Hareket Partiliyim demeyin. Eğer bu iddianın arkasında duramıyorsanız bu salonlardaki sandalyeleri lütfen işgal etmeyin, yönetimlerimizi işgal etmeyin. Nedir o iddia? Biz bu vatanı ve milleti karşılıksız sevdik. Değil mi? Türk milliyetçiliği, ülkücülük ve Milliyetçi Hareket Partililiğin özü ve temeli önce ülkem diyebilmektir. Önce vatanım diyebilmektir. Karşılıksız sevgi ve sevdayı tüm dünyaya haykırabilmektir. Geçmeyeceğiz. İnanç ve iman eli olacağız. Dağla ve gönül insan olmanın çaba ve çalışmalarıyla dolup yaşayacağız.